Yayıncılığı Kaysımız'ı konuşacağız. Ve bu konuşmalarımızı yaparken de öncelikle TKDK aracılığıyla Malatya'ya yapılan yatırımlar için ben hasreten teşekkür ediyorum. 2012 ve 2017 döneminde toplam Malatya'ya 344 projeye 115 milyonluk desteği almış vaziyetteyiz. Hibe verilmiş vaziyette ve 2018 yılında da sadece TKDK aracılığıyla 58 milyon hibeyi Tarım Bakanımız tarafından alacağız. Yaklaşık 3000 kişilik bir istihdam sağlayacak TKDK aracılığıyla almış olduğumuz destekler. 2018'de hissedeceksiniz. İnşallah daha büyük bir kısmını da 2019'da hissedeceksiniz. Üretim, tarımda üretim çok önemli. Ürettiğinizi satabilmek çok daha önemli. TKDK'nın özellikle kırsalı desteklemesi, katma değer sağlayan yatırımları desteklemesi, çiftçinin ürettiğinin değerinde alınıp satılmasına büyük bir katkı veriyor. Özellikle bu tip yatırımlar hem bölgemizin hem ilimizin ama aynı zamanda Türkiye ekonomisine de büyük bir katkı sunuyor. Biz istiyoruz ki üretenin, çiftçimizin ürünü değerlensin. Biz istiyoruz ki tarım hasılası gayri safi milli hasıla içinde payı büyüsün. Türkiye bir yandan sanayileşirken bir yandan da tarımı ihmal etmiyor. Tarım bizim için stratejik bir alandır. Milletvekillerimizin, genel başkan yardımcımızın hepsinin büyük emekleri var. Çünkü hep böyle Malatya dediklerinde hemen geliyorlar. Sayın Bakanım, abi falan ne yapabiliriz? Ben de diyorum ki ya ben elimden geldiği kadar Urfa neyse Malatya'da odur, Diyarbakır'da odur. Ne emrimiz varsa onu yerine getireceğim diyorum. Şu an içinde bulunduğumuz soğuk hava deposuyla birlikte 3 tesisin de açılışını yapacağız. Bu projelere toplam 18 milyon Türk lirası hibe sağlıyoruz. Bu hibelerle Malatya'ya 41 milyon liralık yatırım kazandırıyoruz.